Sizinle yalnız görüşmek istediğimi söylemiştim. Nasır bu şehirde benden sonra en yetkili kişidir. Ona sadece hayatımı, haremimin namusunu değil, şehrimi de emanet ettim. Sen kimsin ki onun burada olmasından rahatsızlık duyuyorsun? Zaten obanızı topraklarımı aldığımdan beri başım beladan kurtulmuyor. Bir de utanmadan karşıma geçmiş, bana ne yapacağımı söylüyorsun. Yazık. O halde ihanetlerin en büyüğünü yaşamaya müstahaksınız Emir Hazretleri. Dedeniz Selahaddin Eyyubi'nin kurduğu devletin bu güzeller güzeli şehrini çoktan küffara satmışsınız bile. Sen ne akla bana? Emir Hazretleri. Bırakın konuşsun Emir Hazretleri. Siz söylemiştiniz. Müslüman kanı dökmeden bu tatsız meseleyi halletmek dinen de vicdanen de vaciptir. Hoş. Bu etrak-ı bir idrak tahifesinin imanından şüphe etsem de... Nasır, bir zamanlar devletine ihanet eden bir Selçuklu komutanı vardı. Onu en son gördüğümde obamızın meydanında köpekler gibi avlıyordu. Yazık. Senin öyle bir zamanın olmayacak. Senin ne mal olduğunu, sarayın içine nasıl sızdığını, tapınakçılardan nasıl emir aldığını çok yakında Emir Hazretleri öğrenecek. Yeter! Elçiysen elçiliğini bil. Yoksa teamüller aldırmam, o kelleni alırım Türkmen. Efendim, siz konuşun. Ben sizi dışarıda beklerim. Yalan. Beni bu iftiralarla kandıramayacaksın. Eğer biraz cesaretiniz varsa, kendine Esma diyen Eftelya adındaki kadınla ilgili gerçekleri öğrenirsiniz Emir Hazretleri. Sizden istediğim tek şey, Leyla'nın dadısıyla birlikte onu size getirmeme müsaade etmeniz. Dadımı niye bu işe karıştırıyorsunuz? Ertuğrul'u ihbar ettirip zindana attıran o. Sizi kendi oğlu kadar sever. Üstelik Ertuğrul'un ve sizin güvenebileceğiniz tek kişi de o. Emir Hazretleri, o size asla ihanet etmez. Sizin ve kız kardeşiniz Leyla'nın iyiliğinden başka bir şey istemez. Üstelik sarayda tapınakçı olmadığından emin olduğumuz üç kişiden biri. Diğer ikisi kim? Kız kardeşiniz Leyla ve siz. Esma'yı konuşturamadığını söylüyorsun. Peki yine konuşmazsa? Nasıl ispatlayacaksın? Kafasının arkasında, saçlarının arasında gömülü bir haç var. Hatırlayın, Ertuğrul'u öldürmek için saraya gelen tapınakçıların da öyleydi. Kendi gözlerinizle göreceksiniz.